Özge, Tarık diye biri gelirse odama yolla. Tamam Ezgi Hanım. Efendim. Merhaba Fırat. Merhaba. Fırat. Ben babamı görmek istiyorum. Galip babamı. Şirkette misin? Hayır. Eski mahallemdeyim, dolanıp duruyorum öyle. Deniz, 3,5 saat sonra yönetim kurulu toplantısı var. Lütfen toparla kendini ve şirkete gel. Biliyorum Fırat. Ama hemen gidip geliriz lütfen. Tamam. Sen orada kal, ben gelip alıyorum seni. Tamam. Dün geceki saçmalık bir daha tekrarlansın istemiyorum Emre. Acıdım Ezgi'ye. Hangi kadın böyle bir şeye dayanır? Ortak ne haber? Beğendin mi sunumu? Hangi sunumu? Oho, biz sabahlayalım sunumu yetiştireceğiz diye beyefendi daha mailine bakmasın. Hemen bakacağım şimdi. Elif orada mı? Ona da mail attım. Oğlum merak ediyorum fikrinizi. Yok Elif. Görmedim yani. İyi. Dün bir şey mi oldu? İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Bir rüya gördüm. Uyandım diyelim. İyi. Sana günaydın. Bana iyi geceler. Gerçekten biraz uyursam hiç fena olmayacak. Neyse sen toplantı bitince haber ver, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Zor değil mi böyle? Her gün aynı dört duvara uyanmak. Dışarıda bekleyeni varsa insanın, bu dört duvar umut oluyor insana. Güneş ruhuna doğuyor o zaman. Bugün benim ölüm yıl dönümü. Benim de kızıma kavuştuğum gün. Baba. Buyur kızım. Bunu duymak biraz ağır gelebilir. Selim'i baba olarak görüyorum. Ona ne kadar kızsam da... Sen az evvel baba dedin ya bana. Artık hiçbir şeye ağır gelmez ki kızım. Ben bunu duymak için bekledim yıllar boyunca. Anlamıyorsun. Neyi kızım? Ben ailesini kaybetmiş biriyim. Annesini, babasını, kardeşlerini. Canım dediğim, baba bildiğim o adamın gözlerinin önünde yok olmuş birisiyim. Kendimi o kadar çaresiz, yalnız hissediyorum ki. Çaresizlik nedir bilir misin kızım? Kalbin kanatlanıp gittiği yere bedenin gidememesidir. Bak bana. Saçlarını tarayamadığım bir kızım var dışarıda. Bak.
Başını göğsüme yaslayıp uyutamadı. İlk adım atışlarını göremediğim, düştüğü yerden kaldıramadığım, hastalandığımda sabahlara kadar başını bekleyemediğim canım var bir yerlerde. Konuşmaya başlarken baba deyişini duymak için canımı vermez miydim? Bin defa ölürüm ben senin için. Sallarım onu ben be. Masallar anlatırım. Ninniler söylerim. Yeter ki kızım canını hiç sıkmasın. Yeter ki melek kızımın yüzü hep gülsün. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Demek sabahtan beri bu yüzden susuyordun. Ezgi denizin düşmesine göz yumdu öyle mi? Olmaz öyle bir şey. Ben Ezgi'yi tanırım. Tamam Ezgi hırçındır, hırslıdır ama öyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Nermin, ben bunca zamandır seni üzmemek için anlatmadım bunları. Ama artık daha fazla içimde tutamazdım. Şimdi sen benim kızıma katil diyorsun öyle mi? Peki bunu neden daha önce söylemedin? Ha? Neden sustun? Neden yıllardır söylemedin? Söyleyemedim. Bir kızımı mezara koymuşken bir diğerini hapse koyamadım. Sustum. Gömdüm. Bütün bildiklerimi kızımla beraber o mezara gömdüm. Yok. Öyle bir şey olamaz. Yanlış görmüşsündür Selim. Kazadır o. Eminim o kız başka bir şey yapmıştır Selim. Ben Ezgi ile konuşacağım. Otur oturduğun yerde. Sen bu vicdan sınavında hep sınıfta kaldın biliyor musun Nermin? Bir de anne olacaksın. Hala böyle bir durumda bile Deniz'i suçlayabiliyorsun. Yazıklar olsun. Ben hiçbir zaman Deniz'in annesi olmadım. Nermin, biz bu yola dördümüz çıktık. Sen, ben ve kızlarımız. Ama sen ne yaptın? He? Sen ne yaptın? Su koyverdin. Terk ettin kızını. Bu hikayede hiç kendi payına düşeni düşünüyor musun? Şimdi ben suçlu oldum. Nermin, bu çocuklar birbirlerini seviyorlardı. Sen ayırdığın için bu hale geldi onlar. Ne zaman Deniz'in Galip'in kızı olduğunu öğrendin, ona sırt çevirdin. Ezgi'yi pohpohladın. Sürekli onu kayırdın. Kabul et Nermin, kabul et. Ezgi'nin bu hale gelmesindeki en büyük pay senin, kabul et. Ben bu aile için elimden geleni yaptım. Senin bana yıllardır yalan söylediğini bile bile ben bu aileyi terk etmedim. İçime taş oturdu ama Deniz'i evden kovmadım. Tabii, haklısın. Sen çok haklısın Nermin. Kabahat bende ki kızımı alıp çekip gitmedim bu evden. Kızın. Evet kızım.
Fatih'in kızı senin kızın öyle mi? Galip'in kızı senin kızın mı? Katilin kızı. Katilin kızı ha? Çok güzel. O zaman sen de başka bir katilin annesi oluyorsun Nermin. Defol buradan. Defol bu evden. Defol bu evden. Defol git. Defol bu evden. Defol. Elif. Konuşabilir miyiz? Birazdan yönetim kurulu toplantımız var. Kısa sürecek. Odamda konuşalım istersen. Dün akşamı konuşacağız galiba. Ben... Özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamamen saçmaladım. Seni olsam, deniz sandım. Değişkenin tesiriyle... Sana ona çok benzediğini söylemiştim. Bana ne oldu bilmiyorum ama... Sen deniz gibiydin. Seni anlıyorum. Anlıyor musun gerçekten? Yaralısın. Herkesin yaraları var. Bazı yaralar öyle kolay kapanmıyor. Ara sıra tekrar kanayabilir. İşte o zaman insan darmadağın oluyor. Kızı. Herkese nasip olmaz böyle sevilmek. Bak Emre. Ben deniz değilim. Ama sen çok iyi bir insansın. Ben de iyi bir dinleyiciyim. Ne zaman dertleşmek istersen her zaman buradayım. Çok teşekkür ederim. Sen de çok iyi birisin. Elif. Toplantı başlıyor. Geliyorum hemen. Kolay gelsin. Özge Hanım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben Elif Hanım'a bakmıştım. Bu buranın patronu Nusret Deran'ın torunu olan Elif Deran. Kim geldi diyelim? Cemil. Cemil değil. Biraz bekletelim sizi Cemil Bey. Tabii. Beyefendi, Elif Hanım yönetim kurulu toplantısındalar. Evet. Vay be. Siz bir kartınızı bırakın isterseniz biz aratalım size. Yok lüzum yok, lüzum yok. Ben beklerim Elif'ime, Elif Hanım'ı. Yabancı değiliz biz yani, yakınız. O zaman ben odasında bekleyeyim. Hem kendisine böyle sürpriz olur. Beni görünce küçük dilini yutar. Sevinçten. Yalnız beyefendi, kendisinin onayı olmadan kimseyi alamıyoruz içeri. Öyle mi? Tabii ya tabii, doğrusu o zaten. Var, kopuğu var. O zaman ben şey yapayım ya. Ben sonra gene bir uğrayayım. Hayırlı günler Özge Hanım. Ben gene gelirim. Evet, şimdi iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Ya Elif Deran'ın
Yeni kreasyonuna kaynak aktarıp onun dönüşümünü bekleriz. Ya da Ezgi'nin siparişini değerlendirip sıcak parayı kasamıza çekeriz. Evet, oylamaya sunuyorum. Elif Deran'ın kataloğunu destekleyenler. Ezgi Bademli'nin siparişini alalım diyenler. Evet. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Elif? Geliyorum dedeciğim. Pek eğlenceli geçmedi galiba. Ama üzülme. İnsan hayatta kaybettiğini de bilmeli. Bir sonraki sefer artık. Mehmet'im sen de üzülme. Ender'le o kadar çabanın seba oldu ama. Kısmet. Tebrikler anne. Pardon. Ben de tebrik ederim Perihan Hanım. Ama lütfen beni hafife almayın. Benim inandığım bir şey varsa sonuna kadar giderim. Bana savaş açmak hiç akıllı bir fikir değil. Sonuçta ben Elif Deran'ım. Beyefendi, ben yardımcı olayım. Ha ben de ben Elif Hanım'a bakmıştım. Ben danışmadan tarif ettiler de karıştırdım, koca holding kayboldum yani. Size zahmet, gösterseniz Elif Hanım'ın odası neresi? Elif Deran'ın odasını mı arıyorsunuz? Aynen, toplantıdaymış zannımca kendisi. Yani telefonlaştıydık. Ben kuryeyim, bana paket teslim edecekti de. Git dedi, odamda bekle dedi ama. Yani bir yanlışlık olmasın. Elif Hanım'ın toplantısı biraz önce bitti. Çıktı kendisi. Harbi mi? Hı hı. Unuttu herhalde. Ben gideyim kapıda yakalayayım onu. İsterseniz cep telefonuyla arayabilirim. Yok yok yok, ben ararım. Ben bugün eve geçmeyeceğim. Kerem'i okuldan alayım diyorum. İyi tamam. Ben de Şükrü'yü bekliyorum. Akşam görüşürüz. Fırat. Bak arabam hala bakımda. Birlikte gidelim. Hem Kerem de çok mutlu olur. Biraz işim var. Fırat. Yapma böyle lütfen. Kendimi çok kötü hissediyorum. Dağıldık Deniz. Bugün de kaybeden biz olduk. Birlikte toparlayalım. Dün beni hayal kırıklığına uğrattı. O kadar plan yaptık birlikte. Haklısın. Bocaladım. Ama sandığın gibi değil. Ben gerçekten güçlüyüm Fırat. Göster o zaman ne kadar güçlü olduğunu. Thank you.
öyle bir şey. Bizi beraber sansınlar. Zaafım yok Fırat. İntikam için hazırım. Beni öperek mi intikam alıyorsun? Bak sen muhabbet kuşlarına. Ateş bacayı sarmış, haberimiz yok. Bak Fırat. Emre beni senin elinden çalmak için savaşacak. Bunu görüyorum. Emre Deniz'e değil, Elif Deren'e aşık olacak. Ve sen de benim yanımda olursan daha güçlü olurum. Boş mu? Boş, boş, buyurun. Ne tarafa bayan? Bahçeköy'e. Önce okuldan çocuğumu alacağız, ondan sonra devam edeceğiz. Haberler kötü. Elif Yıldız'ın kocası piyasaya çıkmış. Adı Tarık. Taksicilik yapıyor. Gazeteye gitmiş. Şu muhabir Mete var ya, onu bulmuş. Erken. Çok erken çıktı ortaya Şükrü. Nerede şimdi, bulur muyuz? En son bu Mete ile Tarık lokantada yemek yemişler. Benim yeğen sağ olsun. İkisi ayrılınca taksiciyi bırakmış, Mete'yi takip etmiş. Nerenin taksisi, bakabildin mi? Durağa adam yolladım. İşe hiç gitmemiş bugün. Holding'in adresini çoktan bulmuştur. Elif'i görmek için buraya gelecek. Gözünü dört aç. Buralarda arıza çıkarmasın. Herif şu. Holding'deki bütün güvenliğe herifin suretini ezberleteceğim. Merak etme sen. Şükrü. Deniz bu adamın taksisine bindi. Atla, çabuk atla. Ses rahatsız ediyor mu bayan? Aslında biraz kıssanız iyi olur. Kusura bakma ya, şimdi bizim de tabii tek eğlencemiz bu sonuçta. Sabahtan akşama kadar direksiyon başında böyle. Arada bir damar parça yakalayınca insan bütün yorgunluğunu unutuyor, biliyor musun? İş çıkışı. Yorgunluk malum. Siz bu Deren Holding'de mi çalışıyorsunuz? Evet, oradayım. Benim de bir tanıdık vardı orada. Öyle mi? Kimi tanıyorsunuz? Karım. Karınızı mı ziyarete gelmiştiniz? Geldik de görüşemedik kendisiyle. Bizim aramız biraz limoni. Ben de dedim ki ben gideyim karşısına çıkayım, bir sürpriz yapayım. Ama kaçırmışız işte, yani çıkmış kendisi. Ben arayı düzeltmeye çalışıyorum da. Ya kadın milletin işte, nazı da tuzu da kocasına. Sevgi her şeyi düzeltir. İnşallah barışırsınız. Ya sevgi dedin de şimdi ablacığım, sakın yanlış anlama. Yani bu kadın milleti biraz değişik oluyor ya. Yani hani
Erkek milleti hoyrat seviyor biliyor musun? Yani tabii arada bir böyle istemsizce hırpalama olabiliyor ama her ailede oluyor arkadaş. Vay be. Demek sen şimdi bizimkiyle aynı şirkette çalışıyorsun ha? İster misin bir de şimdi yakın arkadaş çıkıyormuşsunuz? Yok hiç sanmıyorum. Ben daha çok yeniyim holdingde. Tanımıyorum kimseyi. Ha, öyle mi? Ya ayıptır sorması. Şimdi maaştır, primdir falan yani. Ayda ortalama ne geçiyor elinize ablacığım? Hadi Elif aç şu telefonu. Telefon duymuyor. Okula onlardan önce yetişmemiz lazım Şükrü. Çocuk da Elif de tehlikede olabilir. Trafik de çok fena Fırat. Ara yollardan kaçalım. Aslında güzel ikili olmamışlar mı sence de? Ne diyorsun? Neye ne diyorum? Uç ustasıyla kocacığım. Elif Deren ve Fırat Ateş diyorum. Sence de olmamışlar mı? Bilmem. Sürpriz oldum. Beklemiyordum. Bu kıza bakarken Deniz'i hayal ettiğini biliyorum. Ama başka birine ait bir kadından umut aramayacak kadar zayıf biri olmadığını da biliyorum. Ezgi ne demek şimdi bu? Saçmalamaya başladın gene. Seni düşünüyorum kocacığım. O kızı Deniz zannetmek senin için büyük yıkım olur. Kafanda onunla ilgili ne varsa silah. Deniz senden başkasını görmezdi. Yani önce eldeki kuş, daldaki kuş değil. Ben kalkıyorum. Ender'e uğrayacağım. Sen ne yapacaksın? Ben de AVM'ye gideceğim, alışveriş yapacağım. Bu arada kuş demişken, önce eldeki kuşu sıkı tut ki sonra uçup kaçmasın. Ne haber Mete? Taksici enişte biz geri dönüş yaptı mı? Yok henüz değil. Danışmaya Cemil diye biri gelmiş. Elif'i sormuş. O olabilir mi sence? Bence kesin odur. Sesli düşünelim. Karım benimle asla konuşmak istemiyor. Aramız bozuk. Ben kendi ismimi verirsem benimle görüşmez ki. O adamı herkesten önce bulmalıyım. Prenses o adam gene gelecek oraya. Sen asıl büyük buluşmaya hazırlıklı ol. Bana daha büyük bir bomba lazım. Tarık ve Elif'i Mustafa Bey'in önünde çıkardığımı düşünsene. Senden korkulur. Şimdi sana görev. Tarık'ı bul ve getir bana. Sadece bana. Tamam tamam. Aa bir dakika ya. Bu düdük zaten bizim gazeteye geldi. Yani bütün kimlik bilgilerini danışma not etmiştir onun. Ben o zaman ne yapayım? Danışmadan onun kimlik bilgilerinden numarasına ulaşayım. Tamam kapa kapa. Ben sana geri döneceğim. Kapa kapa kapa. Buyurun şöyle vereyim. Çocuğu alıp devam edecektik. Yok benim işim uzun sürebilir siz beklemeyin. Ben başka taksi çağırırım teşekkürler. Bak şimdi ayıp ediyorsun ya. Ben seni başka taksicilere bırakır mıyım? Sen git çocuğu al gel ben beklerim. O kadar da bir samimiyetimiz olsun artık yani. Aslanım benim. Gel bakalım gel.
Aslan parçası, gel bakayım ha. Tamam, teşekkürler. Şey, Zekeriya Köy'e geçiyoruz. Nasıl geçti okulun? Nasıl bakalım, eğlendin mi? Hiç eğlenmedim. Öğretmen annenizle babanızla çekilen bir fotoğrafımız getirin dedi. Yarın okulda resmini çizeceksiniz dedi. Tamam, hallederiz. Ama bizim hiç aile fotoğrafımız yok ki. Kaça gidiyorsun şimdi sen, yakışıklı? Anne, ben kaça gidiyorum? Daha çok küçük, anaokuluna gidiyorum. Vallahi buradan kocaman görünüyorsun ha. Allah yokluklarını göstermez. Bende de var bu yaşlarda bir tane onu. Bak. Bebeklik fotoğrafı. Tabii. O da 6 yaşında şimdi. Oy, çok uzun zaman oldu görmeyeli. Yani özümde tutuyor kerata ya. Ama var ya, bulayım ben de aynısını yapacağım. Aynısını valla. Arasın dursun bakalım. Anlasın ben yıllarca neler çekmişim. Kaç yaşındasın bakalım, delikanlı sen şimdi. Adını da söylemedin ha sen bize. 6 yaşında. Çok pardon, biz Zekeriya Köy'e hiç girmesek markete uğrayacaktım, unuttum. Müsait bir yerde inelim biz. Tamam, oraya girişte bir market var, ben orada indiririm sizi de. Yalnız bayan, ben sizi biraz telaşlı gördüm ya. Hayırdır, iyi misiniz? Yok, bir şeyim değil ben. Çok sıkma, benim canım acıyor. Ya o külüstür de iyice nazlanmaya başladı. Hadi lan çalış. Biz insek burada. Nereye iniyorsunuz ablacığım? Kurda kuşa yem olursunuz burada ya. Elif Hanım geldi mi Kerem Hanım'a? Evet Fırat Bey. Peki bir taksi mi getirdi onları? Evet evet, aynı taksileri çocuğu alıp gittiler. Tamam, anlaşıldı. Şimdi meşgul çalıyor. Herifin arabalılar, devam et Şükrü. Nereye gidelim şimdi? Aradeniz neredesin? Taksideyim. Kerem yanında mı? Hı, yanımda. Çok şükür. Bak Deniz, o bindiğin taksici Tarık olabilir. Elif Yıldız'ın kocası Tarık. Evet, durum sanırım senin dediğin gibi. Senin kim olduğunu farkında mı şu an? Yok, sanmıyorum. Bak Deniz, şimdi o arabadan inmen lazım. Ama sakın çaktırma. Senin kim olduğunu anlamaz. Tamam. Madem sen yetiştin, o zaman biz inelim. Tamam babası, iniyoruz. Biz müsait bir yerde inelim şoför bey. Markete de yaklaştık aslında ya. Kocam yetişmiş. Siz inin, ben sizi alacağım diyor.
Anne, senin çocuğun yok ki. Çocuk ikinci evliliğimi kabullenemiyor. Hadi bakalım Keremciğim, gel. Gideceğiz. Fırat abini bekliyoruz. Fırat abi senin kocan mı anne? Ha, bak geldi. Melek Hanım, gel bak sana ne göstereceğim. Gel canım. Gel, gel, gel. Oydu. Kerem'le Elif'in fotoğrafını gördüm. Tanıdım hemen. Kerem'i tanıdı mı sence? Sanmıyorum. Çok, çok tuhaf bir adamdı. Elim ayağım titredi resmen. Ama hiç belli etmedim onu. Sinirim bozuldu, anlıyorum. Ama geçti. Yanındayım. Kerem benden almaya çalışırsa? Ben ona çok alıştım. O benim oğlum. Annesiyim ben onun. Ne almaya kalkarsa elimden? Kerem'i kimse senden alamaz. Güven bana. Sana söz veriyorum, böyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Şükrü, bu adamı çocuğa yaklaştırmayalım. Her an peşinde ol. Attığı her adımda haberimiz olsun. Merak etmesin. Eski dostuna bir merhabayı çok mu gördün Galip? Misafir berekettir derler. Ayağına gelene sırtını mı döneceksin? Çok ihtiyarlatmış seni. Dert yok, tasa yok. Ekmek elden, su gölden. Rahatım burada. Evlenip yuva kuracağım dedin. Fukara sümüğü gibi ortada kalmışsın bir başına. Neyine rahatsın? Kızını da duydum. Üzüldüm. Evlat neticede. İntihar etmiş diyorlar. Niye kıydı canına?
para mı veremedin, huzur mu kızacağız? Allah'ın işi. Hepimizin akıbeti bir avuç toprak değil. Öyle. Kimi hak yoluna gider, kimi de... Misafir sen misafirliğini bil. Ayarımı kaçırma benim. Mühim bir meselem var. Otur da konuşalım. Avukat Fırat. Hayırdır? Karartma mı var? İhtiyacım var biraz. Babam nerede? Bana bak. Yoksa siz böyle karanlıkta romantizm falan takılıyordunuz da ben mi enselerim? Öyle bir şey varsa çıkayım ben. Babanla kavga ettik. Gitti. Hayda. Neyi paylaşamadınız yine? Dur ben tahmin edeyim. Kesin beni paylaşamadınız değil mi? Anlat, nedir problem? Oğlum, anlatacak bir şey yok. Babanla kavga ettik, o da çıktı gitti. Yemek hazırlayayım ben sana. Dur dur. Babam bir hava alıp gelir şimdi, beraber yeriz. Pek sanmıyorum. Ağır bir kavga ettik. Bana söylediklerini hazmedemedim. Gelmesini istemiyorum. Anne, çocuk musunuz Allah aşkına? Arıyorum babamı şimdi. Ozan! Babanın yüzünü görmek istemiyorum. Tamam, ne bağırıyorsun? Hayır, benim bilmediğim ne gibi bir sorun olabilir ki aranızda? Ha? Yemek hazırlayayım ben sana. Seni. Doğum gününe kaç gün kaldı dedi? Daha çok mu? Az kaldı, az kaldı. Cumartesiye yapacağız. Ne dersin? Süsleyelim mi köşkü? Evet. Evet. Okuldaki bütün arkadaşlarını da çağırırız. Öyle değil mi annesi? Çağıralım. İstediğin herkesi çağıralım. Şeybaz da gelecek değil mi dedi? Gelecek tabii canım. Gelecek, söz verdik o kadar ya. Ben de söz verdim. Kocaman bir doğum günü pastası yapacağım. Oley, şimşekmak kendi pastaya da sıpayacağım ben de. Canım, ben sıpalı eşekli bir şey yaparım artık. Merak etme. O zaman arkadaşların isimlerini ver bana. Hepsine birer davetiye gönderelim. Hani geçen gün bir abiyle tanışmıştım ya. Emre işte. Ha, Emre. O benim arkadaşım, onu da çağıralım. Tamam, çağıralım. Sen kimi istersen onu çağırırız. Patron sensin. Hadi bakalım, gel biz oturalım sofraya. Yemeği de hazırlarlar birazdan. Günter, hazırlandı mı bu? Fırat, yemekten önce biraz bir konuşalım mı? Eve iş mi getiriyorsun çocuklar Allah aşkına? Sofraya oturuyoruz. Dedeciğim, çok kısa, hemen geleceğiz. Tamam, peki. Hadi bakalım. Gülter. Efendim Nusret Bey. Biraz ağırdan al. Çocukların işi var galiba. Seni de o adam tedirgin etti, değil mi? Yok. O meseleyi çözüyoruz. 7/24 takip ediyoruz adamı. Ezgi'yi de gözlüyoruz. Bir plan olursa önceden haberimiz olacak. Esas konu ne o zaman? Esas konu... senin beni öpmen. Rahatsız oldun demek. Haklısın ama. Senin gibi biri doğal olarak sevdiği ve aşık olduğu kadını öpmek ister.
Benim söylemek istediğim... Öyle birdenbire, plansız, aklımıza esen her şeyi yapamayız. Aslında plansız değildi. Bunu da oyunun bir parçası olarak düşünmüştüm. Deden duyacak bunları. Birileri ona torunun Fırat'la aşk yaşıyor diyecek. Nasıl çıkarız bu oyunun içinden? Elif Deran'da bir oyun değil mi? Dedem duyarsa duysun. Belki de sevinir. Nereye kadar sürecek bu oyun? Sen beni deli gibi seveceksin. Elif Deran'a deli gibi aşık olacaksın. Ama o bu ilişkiden emin değil. Çünkü kafası hala Emre'de, bocalıyor. Sonra kavga edeceğiz. İlişkimiz sarsılacak. Ve Elif Emre'ye gidecek. Ona gönlünü açacak. Ne diyecek Deniz Emre'ye? Deniz yok. Deniz öldü Fırat. Elif. Elif Emre'ye emin olmadığı bir ilişkiye başladığı için pişman olduğunu söyleyecek. Gerçek aşka ihtiyacı olduğunu söyleyecek. İlişkisini bitirmek istediğini ama bitiremediğini anlatacak. Çünkü Elif Fırat'ı üzmeyecek kadar çok seviyor. Sonra Emre kollarına mı atlayacak? Ne geçecek eline? Emre gizlice Elif Deran'ı teselli etmeye başlayacak. Ve teselli ettikçe ona aşık olacak. Ya aşık olmazsa? Aşık olsun. Aşık olunmayacak kadar çirkin bir kadın mıyım ben? Bence her erkeğin etkilenebileceği kadar güzelsin. Ama Emre'ye fazla odaklanıyorsun. Unutma Fırat. Ezgi Emre'yi elimden alıp beni öldürdü. O yüzden Emre benim elime geçerse... Ezgi'ye de bedel ödetmiş olurum. Yalnız bu oyunda sadece iki kişi bedel ödemeyecek. Nasıl yani? Başka kim bedel ödeyecek? Ya hadi çocuklar. Sofra hazır. Bırakın şimdi iş muhabbetini. Karnımızı doyuralım. Hadi. Değil anne. Şirketteki kızı Deniz zannediyor. Belli ki birileri veya Deniz'in kendisi böyle bir oyun hazırlamış. O Deniz. Gök gürültüsünden korkan, içinde küçücük bir kız çocuğu taşıyan, kocaman bir yüreği olan kız o. Deniz. Sizin kızınız. Şişli. Adamın kimliğine ulaştım. Numara. Kayıtlarda Tarık adına numara yok. Ama emniyetten bir dost yardımıyla yarın numarayı da bulacağım. Okey, acele et. Kimle yazışıyorsun sen? Sevgilimle. Baktım senden hayır yok. Kendime sevgili yaptım. Kıskandı mı karını yoksa? Kıskanmam gerekiyor mu?
Kocam evde, kısa konuşalım aşkım. Ne aşkı ne kocası, ne saçmalıyorsun ya? Seni dinliyorum. Annemle babam tartışmış. Babam evi terk etmiş. Arıyorum ama ulaşamıyorum bir türlü. Seni aradı mı? Senden başka arayan olmadı. Müsait değilim şu anda. Sonra ararım. Sana da. Kiraz, Emre'nin sevdiği peynirden neden masada yok? Hemen getiriyorum Perihan Hanım. Zahmet etme Kiraz ya. Bir kahve, ben tamamım. Emre'cim, Ezgi'nin çok iyi bir fikri var. Benim de aklıma yattı. Bu akşam Elif ve Fırat'ı yemeğe davet edelim diyorum. Yemeğe davet edeceksin. Zehirlemek için herhalde değil mi? Aşk olsun kocacığım. Ben o kadar kötü müyüm? Madem düşmanımız birlik olmuş, bize de onları yakınımıza tutmak düşer. Anneme de Fırat ve Elif'e anlattım. Evet, çok şaşırdım. Ezgi haklı. Çoğu insan düşmanın arenada yenileceğini zanneder. Asıl savaşlar masalarda biter. Bravo Ezgi, çok iyi düşünmüşsün. Ben de kulübe giderim, siz gençler birlikte oturursunuz. Karışmıyorum ben, ne yapıyorsanız yapın. Evet diyorsun yani, kabul ediyorsun. Elbette kabul ediyor. Emre'nin de artık safını belli etmesi gerekiyor. Tebrik ederiz. Çok şaşırttınız bizi. Çok sevindik ama. Birbirlerine çok yakıştılar değil mi Emre'cim? Teşekkür ederiz de siz de bizi şaşırttınız. Bildiğinizi bilmiyordum. Bilmemek mümkün mü? Ayan beyan ortada. Aşkınızın pırıltısı gözlerinizden okunuyor. O yüzden bunu kutlamamız lazım. Yönetim kurulu biraz çekişmeli geçti. Aradaki buzları eritmemiz lazım. O yüzden sizi bu akşam biz de yemeğe bekliyoruz. İtiraz istemiyorum. Çok isterdik ama başka bir yere sözümüz vardı. Aa, yemeği kendi ellerimle hazırlayacaktım. Kırmayın bizi. Ezgi, ısrar etme istersen. Başka zaman yaparız. Aslında o sözümüzü erteleyebiliriz değil mi? Hem bak Ezgi'yi kırmayalım. Süper. Sen nasıl istersen. Anlaştık o zaman. Çok sevindim. 8'de bekliyorum o zaman. Günaydın. Ben bir gömleğimi değiştirip çıkacağım.
Ozan gitti mi okula? İçeride uyuyor. Bırak uyusun elleme. Zaten bütün gece ayaktaydı. Telefonunu da açmamışsın. Açamadım. Nermin. Ben dün sana Ezgi ile ilgili anlattığım şeyler için özür dilerim. Farkındayım, biraz ağır konuştum. Eğer seni kırdıysam özür dilerim. Affet. Sen bizi 20 sene önce kırdın Selim. Deniz'in kocamın katilinin kızı olduğunu söylediğin zaman. Nermin, gözünü seveyim. Ne olur Nermin, geçmişle uğraşmayı bırak artık. Senin kocan benim. Sen de benim karımsın. Keşke olmasaydım. Her şeye Ozan için katlandı bana. Ama artık dayanamıyorum. Boşanalım. Ne diyorsun sen be? Ne boşanması? Boşanma nereden çıktı? Bu kadar kolay mı? Hiç mi hatırım yok? Ben kızıma iftira attırmam. Nermin, bak söylediklerimin hepsi doğruydu. İster kabul edersin, ister etmezsin. Yavaş ol. Ozan duyacak. Böyle bir şey iftirası olabilir mi? Ezgi'nin kız kardeşinin nişanlısına göz koyduğu da mı yalan? Emre'yi ayartmaya çalıştığı da mı yalan? Ezgi Emre'yi elde etmek için her şeyi yapabilirdi. En kötüsünü yaptı. Selim, senden bir şey isteyeceğim. Bütün bu olanlardan Ozan'ın haberi olmayacak, tamam mı? Neyden haberim olmayacakmış benim? Ozan? Ne yaptı Ezgi ablam? Hı? Ezgi ablan hiçbir şey yapmadı oğlum, yok bir şey. Yalan söyleme bana. Duydum sizi. Hani Deniz ablam öldükten sonra başlamıştı onların ilişkisi? Yıllarca kandırdınız beni. Bu yüzden intihar etti değil mi? Kardeş sevdiği adama elinden aldığı için intihar etti değil mi Deniz ablam? Yok yok oğlum, yanlış anladın. Dokunma bana. Mutsuzum. Daha fazla yaşamak istemiyorum. Kendime, adıma uygun bir ölüm seçiyorum. Ölümden hiç kimse sorumlu değil. Yıllarca bu cümleleri düşündüm ben. Ama taşlar şimdi oturdu. Ne yazacaktı garibim başka mektuba? Mutsuzumdan başka ne yazabilirdi ki? En sevdiklerim tarafından ihanete uğradım mı diyecekti? Ozan tamam. Hadi git üstünü değiştir, dışarı çıkalım. Biz boş... Bırak, ne konuşacağız ya? Ha? Günah mı çıkaracaksın, ne yapacaksın? Bal gibi göz yumdunuz siz onların evlenmesine. Ya biz o düğünde oynadık ya, oynadık, bunun ötesi var mı? İğreniyorum hepinizden. En çok da kendimden. Anne! Nermin! Koş! Anne! Koş kolonyayı getir şuradan. Nermin! Nermin canım! Dök! Dök, dök, dök. Kokla. Anne, iyi misin? İyi misin? Ne oldu bana? İyisin. İyisin. Bir yerini çarpmadın değil mi? Başım. Gel. Oğlum yardım et. Kaldırın ben. Şöyle kanepeye uzandırın. Uzat şöyle ayaklarını. Efendim Ceylan. Müsait değilim şimdi, sonra ara. Ya müsait değilim diyorum Ceylan, kapat hadi. Acil buluşmamız lazım. Bak yine annemle babamla ilgili arıyorsan hiç uğraşma. Siparişim var. O da var ama başka bir şey konuşacağız seninle. Ne konuşacaksan konuş Ozan. Bulmaca gibi konuşma, hayret bir şey ya. Telefonda olmasın. Deniz ablam hakkında konuşacağız. Yanına geliyorum.
Alo. Orada mısın? Buradayım. Bir saate sahilde olacağım. Sana konum atarım. Tamam. Söyleyin, gönderin hemen. Yani şu an çok işim var, görüşemem. Adliyedeyim. Rasim'in duruşmasına giriyorum. Bir şey mi oldu? Sesin kötü geliyor. Babam burada. Selim babam. Beni görmek istiyor. Şu an 2 metre uzağımda. Ben çok kötü oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Elim ayağım titriyor. Deniz, sakin ol. Bunlar olacaktı zaten. Sakinleş ve gönder bir şekilde. Tamam. Haklısın. Kamil Kocabıyık, davacı Ahmet Korkmaz. Kapatmam lazım. Lütfen duygularınla değil, mantığınla hareket et. Yıllarca bugün için hazırlandın. Bunu atlatabilirsin. Tamam, haklısın. Toplantı uzun sürer. Görüşmek istediğiniz konu neyse söyleyin. Ben iletirim Elif Hanım'a. Bizzat görüşmeliyim kendisiyle. Sorun değil, beklerim ben. Yani başka bir gün gelseniz, çünkü bugün gerçekten çok yoğun kendisi. Bakın, Elif Hanım'la bugün konuşmam lazım. Çok önemli. Peki o zaman. Ezgi Hanım'ın odasını alsam ben sizi, orada bekleseniz. Neymiş bu benimle görüşmek istediğiniz önemli mesele? Yaşıyorsun.
İlk söylediklerinde inanmamıştım. Her hafta onun mezarına gittim ben. Her hafta. Öyle bir şey nasıl olur dedim. Nasıl olur? Bak. Buradasın. Yaşıyorsun. Şükürler olsun. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kızım. Deniz. Ya yeter. 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 Deniz. 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 Herkes Deniz diyor ya. Bıktım mı artık? Kimse Deniz demesin bana. Kızım ben senin babanım. Ne olur yapma böyle. Ben büyüttüm seni. Benim baban. Babammış. Beyefendi bakın. Acınızı anlıyorum. Ama beni siz büyütmediniz. Benim babam yıllar önce öldü. Kırgınsın sen bana. Tabii. Ondan. Çok kırgınsın babana. Hala baban diyorsunuz. Beyefendi. Ben tanımadığım birine neden kırgın olayım? Bakın kızınıza çok benziyor olabilirim. Ama ben o değilim. Benim adım Elif Deran. Kızınız ölmüş. Yok. Size kırgın olsa bile sizi affedemez artık. Şimdi lütfen gider misiniz? Üzgün. Keşke kızınız yaşıyor olsaydı. Başınız sağ olsun.